Çanakkale'de Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaförüne giden, kimliği belirlenemeyen bir kişi yurt dışından misafir olarak geldiğini ve tıraş olmak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Orhan Topçu, müşterinin tıraşını tamamladı. Kimliği belirsiz dolandırıcı üzerinde Türk parası olmadığını, İsviçre frangı ile ödeme yapmak istediğini söyledi. Topçu da vatandaşa yardım olmak için kabul etti. Cebinden çıkardığı parayı, bu 100 İsviçre frangı, değeri 235 TL civarında, istersen internetten kontrol et diyerek Orhan Topçu'ya uzattı. Yoğunlukta parayı alıp internetten İsviçre frangının değerine bakan Topçu, müşterinin doğru söylediğini görünce 35 TL olan tıraş bedelini alıp para üzeri olarak da 200 TL'yi müşteriye verdi. Ertesi gün parayı bozdurmak üzere döviz bürosuna giden Topçu 235 TL beklerken 28 TL ödenince ne olduğunu anlamadı. Elindeki paranın İsviçre frangı değil İsviçre kronu olduğunu, değerinin ise 28 TL olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayan Topçu 100 kronu hatıra amaçlı saklamak üzere döviz bürosundan geri aldı. Akşam saat 9 sıralarında müşteri kılığında geldi bir yabancı ama Türk asıllı. Sordu işte tıraşı ne oldu? Tıraşı ne olduktan sonra dedi bozuk param yok. 100 frengim vardı, İsveçre frengi. Tamam dedim abi, hani yardımcı olmaya kadar çalışalım dedik. Saat 9 sularında tıraşı bittikten sonra bana 100 frengi verdi. Dedi bu dedi 235 civarında para dedi, Türk parasıyla dedi. İstersen dedi internetten bakabilirsin dedi. Baktığımız evet doğru, 100 frenk yapmış oldu, fiyat 235 lira. Ama biz frenk olarak baktık İsviçre frengi diye. Ama bu para elimizdeki İsviçre kurumuymuş. 235 liranın 35 lirasını tıraş ve yapmış olduğumuz hizmetler değeri aldık. 200 lira da üstte cebimizden Türk parası olarak geri çevirdik. Ertesi gün gittiğimizde döviz bürosunda bunun 100 kuram olduğunu ve 28 milyon Türk parası 28 lira olduğunu söylediler. Ve elimizdeki 100 kronu şu an çerçeveletirip saklamayı düşünüyorum. 100 kronu çerçeveletip saklayacağını söyleyen Topçu, önceki akşam saat 21 sıralarında müşteri olarak geldi. Bir yabancı ama Türk asıllı olduğunu söyledi, tıraşın oldu. Sonra bozuk param yok, 100 frangım var dedi. İsviçre frangı. Ben de yardımcı olmak istedim. Tıraşı bittikten sonra bana parayı verdi. Paranın 230 TL civarında olduğunu söyledi. İstersen internetten bak dedi. İnternetten baktık, söylediği rakamı tutuyor. 35 TL'sini tıraş bedeli olarak aldı. 200 TL para üzeri verdik. Ertesi gün döviz burasına gittiğimizde bunun 100 kron olduğunu ve Türk parasıyla 28 TL olduğunu söylediler. Şimdi bu parayı çerçeveletip saklayacağım dedi. Topçu, esnaf arkadaşlar bu tür olaylarla karşı karşıya kalmamak için aldıkları yabancı paraları dikkatlice incelesinler diye konuştu.